Oy. Hiçbir şey yememişsin oğlum. Aç değilim. Senin bir derdin var. Söyle anacını. Canım kurban sana. Nazlı'yı seviyorum anne. Biliyorum. Onun mutsuzluğuna dayanamıyorum. Ah benim garip oğlum. Ne kadar paramız var? Ne yapacaksın? Çiftlikteki hacizi kaldıracağım. Nazlı'nın daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Deli oğlum benim. Ne kadar paramız var dedim. İstediğin kadar oğlum. Yetmezse bunları da satarım. Hı? Yeter ki sen mutlu ol. Sağ ol anam. Of be, iştahım açıldı şimdi. Allah'ım, çok şükür evimize kavuştuk. O bir kadın değil, melek, melek. Allah Şabaniye'den razı olsun. Başka sülaleden, başka kandan geldiği belli. Anneciğim, artık onunla evlenebilirim değil mi? Evlenebilirsin. Belki o seni daha adam eder. Bundan böyle kumar yok. Yok anneciğim, yok. Şabaniye'mle olduktan sonra başka şeyin lafı mı olur? İnanmam sana abi. Niye? Onu tanıdıktan sonra ben eski şempoz değilim. Ya! Yazı mı tura mı? Var mısın iddiaya 10.000 lirasına? Abi! Pardon. Ah yazıymış. Hoş geldin. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben de. Geç otur şöyle. Evet. Önce sen söyle. Benimle evlenir misin? Ben de ayrılalım diyecektim. Ayrılalım mı dedin? Evet, öyle gerekiyor. Neden? Seni kıracak bir şey mi yaptım? Affet beni. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Evleneceğin kadını mutlu edersin. Ama ben evlenemem. Neden? Töremize göre kanımız alınmadan kimse evlenemez. Hor görülür, aşağılanır. Peki, ya aramızdaki sevgi? O ne olacak? Seni seviyorum, gerçekten. Mutluluğu sende tattım. Bana sevgiyi sen öğrettin. Ama sana acı çektirmek istemiyorum. Ailede kan almak erkeğe düşer. Fakat abim olacak adamın bunu yapacağı yok. Onun için Şaban'ı bulup ne yapıp edip bu işi ben bitireceğim. Benden sana hayır yok sevgilim. Yani Şaban ölürse çok mu mutlu olacaksın? Evet. O zaman yüzümüz yerden kalkacak. Yeniden doğmuş gibi olacağım. Yeniden doğmuş gibi olacaksın ha? Demek Şaban'ın ölmesi bu kadar önemli senin için. Gitmem lazım. Beni sevgilim. Alo, buyurun. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayır.
Nurola? Şaban Libya'dan döndü. Bu akşam gazinoda olacak. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Zaten hiç sevmem onu. Abine müjdeyi ver, işi bitirsin. Sen de geleceksin, değil mi? Evet. Geleceğiz. Bekliyorum. Oğlum, öldürecekler seni. Delirdin mi sen? Zaten yaptıklarımızın hepsi delilik. Yetti ana. Kararımı verdim, ne olacaksa olsun. Tabancan yanında değil mi? Ne tabancası? Evet tabii. Sonunda Allah yüzümüze güldü. Ömrümce bu anı bekledim. Sakın ha gözünü kırpma abi. Tam alnının ortasından vuracaksın. Bana kaç yıl hapis verirler? Önemli mi? Önemli tabii. Ya Şabaniye beni beklemezse, ya unutursa? Vurmasam olmaz mı? Saçmalama! Babamızın ruhu yanımızda, hissetmiyor musun? Deme! Eğer sen vurmazsan ben vururum! Buyurun efendim! Buyurun! Hoş geldin! Hoş bulduk! Hoş geldin! Sayın seyircilerim, neden bilmem içimden geldi. Bu akşam size bir öykü anlatmak istiyorum. Bir zamanlar bir yerde bir delikanlı yaşarmış. Bir anası bir de sazı varmış. Hepsi o kadar. Anasından hikayeler dinler, sazını tıngırtatırmış. Tıngırtatırmış ama dinleyen kim? Ama bu saf enayi delikanlının yaşadığı diyarda sazdan, sözden başka şeyler çok daha önemliymiş. Kan davası. Evet, bizimkinin başında kara bela gibi bir de kan davası varmış. Masal bu ya, bizim enayi kan davasından tüymek için kadın kılığına girmiş. İşin gırgırı. Kadın olunca birden pek tutmuş, şöhret olmuş. Bu arada kan davalı ailenin kızına da aşık olmaz mı? Vay 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 vay! Oysa sevdiği kız intikam da intikam diye tutturup sevgi mevgi dinlemezmiş. Bizimki ise tek şey için yaşarmış. Sevgi. Kan davası varken sevgiyi kim takar? Sonunda bizim delikanlı şöhretin anasına avradına sövüp paranın pulun içine edip canını isteyenlere selam edip her şeyi anlatmaya karar vermiş. Bir can mıydı istediğin? Al işte karşındayım. Sevgin olmadıktan sonra bu canın ne kıymeti var? Sen olmadıktan sonra... Sevgin olmadıktan sonra... Bu canın ne kıymeti var? Al senin olsun. Varsın ölüm senden gelsin be gülüm. Biz onu şerbet der içeriz. Hadi vur. Vur da bitsin. Thank you.